Merhabalar, sayılar alt testinin çözümündeyiz. İlk sorumuz. Sayı doğrusu üzerinde işaretlenen farklı ABC gerçel sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir demiş. Hemen bir sayı doğrusu çizelim ve bizlere verilenleri yazalım. En küçük A, en büyük ise C demiş. Demek ki B de bunların arasında herhangi bir yerde. Şimdi C sayısının diğer iki sayı olan uzaklıkları toplamı 48'dir demiş. Şimdi ben A ile B arasındaki uzaklığa x diyorum. B ile C arasındaki uzaklığa da y diyorum. C sayısının B sayısına olan uzaklığı y'dir. C sayısının A sayısına olan uzaklığı da y artı x'tir. Bunu bana 48 olarak vermiş. B sayısının diğer iki sayı olan uzaklıkları toplamı ise yani x artı y ise 30'dur demiş. Aslında buradan y'nin direkt arkadaşlar 18 olduğu gözüküyor. Çünkü x artı y değeri 30'sa buradan y eşittir 18'dir, x de 12'dir. Benden istediği şey b eksi a farkı yani aslında buradaki x değerini soruyor. Cevabımız C seçeneği. İkinci sorumuz yine 3 öncüllü bir soru arkadaşlar. Üçüne de bakacağız. Bütün rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı olan 4 basamaklı en büyük çift sayı 8'e kalansız bölünür demiş. Şimdi bütün rakamları sıfırdan ve birbirinden farklıysa en büyük çift sayı soruyorsa bu aslında 9876'dır. 8'e bölünebilme kuralında son 3 basamağa bakıyorduk arkadaşlar. 876 8'e bölünmez. 8'in bir katı değildir. O yüzden birinci öncülümüz yanlış. Peki geldik ikinci öncüle. İki basamaklı bir tek sayı ile iki basamaklı bir çift sayının farkının mutlak değeri en çok 89'dur demiş. Şimdi bir çift sayıdan bahsetmiş, pozitif veya negatif dememiş, bir de tek sayıdan bahsetmiş arkadaşlar. Şimdi iki basamaklı bir tek sayı ile İki basamaklı bir çift sayının. Şimdi iki basamaklı çift sayıyı ben 98 olarak alayım. İki basamaklı tek sayıyı da eksi 11 olarak alayım. Farkının mutlak değeri gördüğünüz gibi 109 gelir. Yani en çok 89 değildir. Peki üçüncüye bakalım. Ardışık iki pozitif tek sayının kareleri farkı 120'dir. Küçük olan sayı 29'dur demiş. Ardışık iki pozitif dediği için birine x, birine x artı 2 diyorum. X artı 2'nin karesini alırsak x kare artı 4x artı 4 olur. Bundan x kareyi çıkarttığımız zaman 120 oluyormuş. X kareler birbirini götürür. 4x eşittir 116'dan x eşittir 29 gelir. Zaten küçük sayıyı sormuştu. Sadece üçüncü öncülümüz doğru. Cevabımız C seçeneği. Yukarıdaki ifadelerden hangileri her zaman doğrudur? Yine 3 öncülü bir soru. ABC eksi CBA farkı 11 ile tam bölünür demiş. Artık bunları direkt yazabiliyor olmamız lazım. 100 tane A var. Bir tanesini çıkarttık. 99 tane A geldi. 10 tane B'den 10 tane B'yi çıkarttık. B gitti. 1 tane C'den 100 tane C'yi çıkarttık. 99 C oldu arkadaşlar. Bu da 99 parantezinde A eksi C'yi verir. 99'un çarpanları 9 ve 11 olduğu için bu sayı 11 ile tam bölünür. Peki ikinciye bakalım. Bu farkın sonucunda oluşan sayının onlar basamağındaki rakam 9'dur demiş. Şimdi yine bu sayının farkına bir bakalım. Az önce yazdık aynısını. 99A eksi 99C değil mi? Şimdi 99 parantezinde A eksi C demek. Şimdi ben burada A eksi C'yi 2 alsam arkadaşlar 192 gelir. A eksi C'yi 3 alsam 297 gelir. Gördüğünüz gibi onlar basamağında 4 de alsanız 5 de alsanız fark etmez. Onlar basamağındaki rakam her daim 9 çıkacak. Peki geldik yine bir çözümleme sorusu. Şimdi şu kısmın zaten ilk üçünde de hesapladık. Artık 99 parantezinde A eksi C olduğunu biliyoruz. Sağ tarafta ise 100 tane D var. 10 tane E var.
bir tane 4 var. Şimdi arkadaşlar sonunun 4 olabilmesi için buradaki a eksi c'nin 6 olması lazım. Başka bir ihtimal yok. Sonu diğer türlü 4 gelmez. Yani buradaki sayının 594 olması lazım. 594 eğer yüzde artı 10e artı 4'e eşitse d burada 5'tir, e burada 9'dur. 90 gelir, 500 gelir. Haliyle d artı e değeri de 14 olur. Her 3 öncülde doğru e seçeneği. Buna göre Hayri'nin elinde 1 kilogramlık ağırlıkların sayısı en az kaçtır? Şimdi Hayri'nin elinde 4, 5, 6, 8 ve 15 kilogramlık birer ağırlık ile 1 kilogramlık bir miktar ağırlık bulunmaktadır demiş. Hayri bu ağırlıkların tamamını eşit kollu bir terazinin başlangıçta boş olan kefelerine her bir kefede bulunan ağırlıkların çarpımı birbirine eşit. Şimdi ben zaten sol kefeye 4'ü 5'i 6'yı koysam, sağ kefeye de 8 ile 15'i koysam arkadaşlar bunların çarpımı eşittir. Burası 120, burası da 120. Aslında 1 kilogramı koymaya gerek yok. Zaten çarpımda herhangi bir ifadesi yok bunun. Ama madem bir tane bile koyacağız, çünkü elimizde bir miktar ağırlık olduğunu söylemiş, en az bir deyip geçebiliriz. Cevap A seçeneği. Yukarıdaki tabloya göre ABCD toplamı kaçtır? Şimdi 25 tane hücrenin her biri aşağıdaki kurallara göre siyah ve beyaz renklerden birine boyanacaktır demiş. Her bir sütunun üstünde bulunan beyaz renkli dairenin içindeki sayı, dairenin bulunduğu sütunda beyaz boyanacak hücre sayısını, her bir satırın solunda bulunan siyah renkli dairenin içindeki sayı, dairenin bulunduğu satırda siyah boyanacak hücre sayısını göstermektedir demiş. Burada tek tek yazmamıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü buradan A tane, buradan bir tane, buradan B tane, 3 tane, 2 tane. Yani ben toplamda aslında 6 artı A artı B kadar beyaza boyayacağım. Aynı şekilde buradan da 8 artı C artı D kadar da siyah boyayacağım. Benim toplam zaten 25 tane burada gördüğünüz gibi arkadaşlar hücrem var. Yani 6 artı A artı B artı 8 artı C artı D'nin 25 olması gerekiyor. Bu durumda ABCD toplamının bizlere 11 olması gerekiyor. E seçeneği. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi birinci öncüle bir bakalım. Demiş ki a kare eksi a sayısı 2'ye tam bölünür. A ortak parantezine alırsak a eksi 1 gelir. Bu da ardışık sayı demek arkadaşlar. Ardışık sayıların çarpımları, örneğin 3'e 2 seçtiniz 6. 4'e 3 seçtiniz 12. 5'e 4 seçtiniz 20. Fark etmez, her koşulda çift olduğu için 2'ye tam bölünmek zorunda. Peki geldik ikincisine. A küp eksi A sayısı demiş. 3'e tam bölünür. Şimdi bakalım bir. A çarpı A kare eksi 1 olur. Şimdi biz burada aslında birazcık değer versek görüyoruz arkadaşlar. Şimdi A eşittir 1 için diyelim. Bu çarpım 0 oldu. Bakın 0 da 3'ün bir katıdır. Bunu lütfen unutmayalım. Maalesef orası birazcık karışıyor. A eşittir 2 için desek 2 çarpı 3 gelir, yani 6. A eşittir 3 için desek zaten 3 çarpanı içerecek ama yine de hesaplayalım. 3 çarpı 8'den 24. Yani istediğinizi değil. Hep bir şekilde 3'ün katını elde ediyorsunuz. Zaten 2-3 tane yakaladıktan sonra bırakabilirsiniz. O her zaman doğru olduğu anlamına gelir. Peki A kare artı 3 sayısı 4 ile tam bölünür demiş. A eşittir 0 bile bunu direkt eliyor. Çünkü A eşittir 0 için bu toplam 3 oluyor. 3 de 4'e bölünmez. Cevap 1 ve 2 olacak. D seçeneği. Yukarıdaki ifadelerden hangileri her zaman doğrudur? Şimdi A ve B pozitif tam sayılarının en küçük ortak katı çift sayıdır demiş. Yani burada bizlere ekoku çift olarak vermiş. Şimdi ekok çift ise arkadaşlar A veya B sayılarından biri mutlaka çifttir. Çünkü ikisi de tek olsa, tekle tekin çarpımı tek olduğu için ekok asla tek gelmez, çift gelmez, tek gelir. Şimdi o zaman
Ben A çarpı B'ye kesinlikle çift diyebilirim. A artı B toplamı tektir demiş arkadaşlar. Bununla ilgili bir yorum yapamam. Çünkü ikisi de çift olabilir. Ekok yine çift olur ve toplamda çift olur. A eksi B farkı çifttir demiş. Hayır, biri çift biri tekse tektir. Daima doğru olan sadece yalnız birdir A seçeneği. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 8. sorumuz yine 3 öncüllü bir soru arkadaşlar. En küçüğe göre faktöriyel parantezini alıyorduk. 6 faktöriyel parantezini alırsak 8 çarpı 7 gelecek. 7 gelecek, 1 gelecek. Aşağıda da 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel var. Peki 6 faktöriyeller birbirini götürecek. 7 kere 8 56, 8 çıkarttığımızda 48, aşağıda ise 7 kere 8 56 var. Bu da 8 ile sadeleştiğinde 6 bölü 7'yi verecek. Yani birinci öncülümüz doğru. Peki ikinci öncüle bakalım. 8 faktöriyel eksi 6 çarpı 6 faktöriyel demiş. Bu ifadeye eşit. Buna göre ABC toplamı 10'dur demiş. Şimdi burayı bir 6 faktöriyel parantezine alalım arkadaşlar. 8 çarpı 7 eksi 6 gelecek. 7 kere 8 56, 6 çıkarttık 50. Yani 50 çarpı 6 faktöriyel olacak. Şimdi 6 faktöriyel 720. Burada kolaylıkla yazılabilecek bir şey. 25 çarpı 2 olarak yazıyorum 50'yi. 720 ise arkadaşlar 72 çarpı 10 değil midir? 8 çarpı 9 çarpı 10 olarak yazıyorum kolaylıkla görülsün diye. Şimdi 25 demek 5'in karesi demek. Burada var 2. 8, 2'nin küpü. 9, 3'ün karesi. Burası da 2 çarpı 5 demek. Burayı düzenlediğimiz zaman arkadaşlar bakın. 5'in karesi çarpı 5. Yani bir 5'in küpü var. 2, 2'nin küpü 2 var tekrar. Bunların hepsi 1. Çarpmada tabanlar aynı ise üsler toplanıyordu biliyorsunuz. Burada 2 üzeri 5 gelecek. Ve sonra tek başına 3'ün karesi var. Şimdi bakarsak şuraya. Demek ki A değeri 5. Demek ki B değeri 2. Demek ki C değeri 3. Ve bunların toplamı da 10 olacak. İkinci öncülümüz de doğru. Peki geldik 3'e. N eşittir 6'dır demiş. Yani bunlar da açmak yerine arkadaşlar direkt N eşittir 6'dır dediği için 6'yı koyarsanız aslında çıkıyor. N eşittir 6 yazdığımız zaman 7 faktöriyel artı 5 faktöriyel bölü 6'nın küpü. Şimdi 6 kere 6 36 bunu biliyoruz. Bir daha 6 ile çarptığımız zaman 216 geliyor. Yani 1 çıkarttığımızda 215 oluyor. Burası da gerçekten 24 yapıyor arkadaşlar. Üçüncü öncülümüz de doğru E seçeneği. Yine 3 öncüllü bir soru, 9. sorumuz. Birinci öncülden başlayalım. Bu işlemin sonucu 1 bölü 20'dir demişim. Önce ne yapacağız? Önce parantezin işini yapacağız. Yani burayı 3 ile burayı 2 ile genişleterek orayı 1 bölü 6 olarak yazacağız. Çıkartma işlemi yaptık. Daha sonra bunu 1 bölü 4 ile çarpacağız. Büyük parantezin içerisinde ve bunu en son 5 bölü 6'ya böleceğiz. Şimdi 1 bölü 4 ile çarparsak 1 bölü 24 olur. Bölmede birincisi aynen, ikincisi ters çevrilip çarpılıyordu. Buradan 4 gelecek ve gerçekten bu işlemin sonucu 1 bölü 20 olacak. İkinci öncüle bakalım. Rasyonel sayılar kümesinde bildiğimiz toplama ve çarpma işlemleri tanımlanıyor. Bir sayının hem toplama hem de çarpma işlemine göre tersinin çarpımı eksi 1'dir demiş. Şimdi sayıyı 5 olarak kabul edelim arkadaşlar. Bunun toplama işlemine göre tersi eksi 5'tir. Çarpma işlemine göre tersi de 1 bölü 5'tir. Haliyle siz eksi 5 ile 1 bölü 5'i çarptığınız zaman eksi 1 elde edersiniz. Bunu istediğiniz bütün sayılarda deneyebilirsiniz. İkinci öncül de doğru. Peki geldik üçüncü öncüle. Ne diyor? A bölü B 7 bölü 10. O da C'ye eşit. A bölü B bölü 14 bölü 45'te D'ye eşit. Birazcık aslında orada işlem karmaşası var gibi gözüküyor ama şuraya tekrar bir yazayım. Ben A bölü B ile 10 bölü 7'yi çarptığım zaman C buluyormuşum. Ters çevirip çarptım. Yine aynı A bölü B ile 45 bölü 14'ü çarptığım zaman da D buluyormuşum arkadaşlar. Buraya bir tekrar yazalım. Yani şurada A bölü B'yi yalnız bırakırsak
7c bölü 10 olduğunu görüyoruz. Burada a bölü b'yi yalnız bırakırsak 14d bölü 45 olduğunu görüyoruz. Ve bunlar birbirine eşit. 7c bölü 10. 14d bölü 45'e eşit olacak. Şimdi şurayı bir 5 ile sadeleştirelim. Burası 2 olur, burası 9 olur. Burayı da 7 ile sadeleştirelim. Burası 2 olur. Yani içler dışlar çarpımı yaparsak 9c eşittir 4 tane d gelir arkadaşlar. Bu ifadenin de en küçük değeri c'nin 4, d'nin 9 olması, yani toplamın 13 olmasıdır. Her 3 öncülde doğru cevap E seçeneği. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş. Şimdi ben 3. kısımla başlıyorum arkadaşlar, şurayla. Çünkü orada bir y ortak. Y ortak parantezini alırsak burayı x eksi z küçük 0 gelir. Şimdi bunun olabilmesi için iki şart var biliyorsunuz. Y negatifse burası pozitif. Y pozitifse buranın negatif olması gerekiyor. Şimdi burayı y'nin negatif durumu sağlıyor arkadaşlar. Çünkü y'nin negatif durumunda z'nin de pozitif olduğunu biliyoruz değil mi? Hatta bunlar aynı sayılar aslında. Yani biri eksi 5 ise biri artı 5. Rakam olarak aynı ifadeler. Şimdi z eğer artıysa arkadaşlar, buranın artı olabilmesi için şu koşulu inceliyoruz. X'in de kesinlikle artı olması gerekiyor ve bu ifade artı çarpı eksi çarpı artıdan eksi geldiği için küçük sıfırı karşılıyor. O zaman ben x'in pozitif, z'nin pozitif, y'nin negatif olduğunu biliyorum. Yani en küçük y olacak. Buradan bile iki şıkka düştük. Peki biz bir de şunu biliyoruz arkadaşlar. Dedik ki x eksi z değeri burada pozitif olmalı. Yani x z'den büyük olmalı. Y'nin de en küçük olduğunu bildiğimiz için cevabımız B seçeneği. 11. sorumuz. Yukarıdaki duruma en uygun eşitsizlik hangisidir? Şimdi bir miktar para. Paraya x diyelim arkadaşlar. Yarışmaya girecek, daha doğrusu yarışmada dereceye girecek öğrencilerin her birine eşit miktarda dağıtılmak isteniyor. Yarışmada 5 öğrencinin dereceye girmesi beklenirken, yani parayı 5'e bölecekken, 6 öğrenci yeterli puanı topladığı için 6'ya bölünüyor. Ve her birinin alacağı ödül 120 TL'den fazla azalmıştır diyor. Yani aradaki fark büyük 120 diyor aslında bizlere arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Gerçel sayı ekseninde 6 noktasına olan uzaklığı eksi 12 noktasına olan uzaklığının yarısından küçük olan sayılar aşağıdaki eşitsizliklerden hangisinin çözüm kümesini oluşturur? Şimdi sayı x olsun diyorum. 6 noktasına olan uzaklığı mutlak içerisinde x eksi 6'dır. Eksi 12'ye olan uzaklığı lütfen dikkat edin. Eksi eksiyi görünce artı yapar. Mutlak içerisinde x artı 12'dir. Şimdi şunu söylüyor. 6 noktasına olan uzaklığı, yani mutlak x eksi 6 küçük olacak diyor. Eksi 12'ye olan uzaklığının yarısından. Yani mutlak x artı 12 bölü 2'den. 2'yi çarparsak arkadaşlar mutlak 2x eksi 12 küçük mutlak x artı 12 olur. Bu da gördüğünüz gibi D seçeneğinde. 13. sorumuza bir bakalım. Yine 3 öncülü bir soru. Birinci öncüle bir bakıyoruz arkadaşlar. Bu işlemin sonucu 111 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür demiş. En küçüğe göre ortak parantezi alıyorduk. Yani 10 üzeri eksi 3 ortak parantezini alacağız. Bu durumda 10 üzeri eksi 1 olması için 10'un karesi gelmeli. 10 üzeri eksi 2 olması için 10'un birinci kuvveti gelmeli. Buradan da 1 gelmeli. Şu kısım zaten 111 yapıyor. Yanında da 10 üzeri eksi 3 çarpanı var. Birinci öncül doğru. Peki geldik ikinci öncüle. Şimdi 10 üzeri eksi 3 var. 10 üzeri eksi 2 var. 10 üzeri eksi 4 var. Bunların her birini eksi 2'de yazalım. Şimdi sayıyı küçültürsek kuvvetimiz büyür arkadaşlar. O yüzden burayı 0,09 olarak yazıyorum. Üzeri 10 üzeri eksi 2'ye dönüşsün.
Burayı gelip 0,03 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak aynen yazıyorum. Aşağıyı da 2 küçültüyorum bakın. 0,012'ye döndü. Üstünü 2 arttıracağım. 10 üzeri eksi 2'ye döndü. Şimdi bir kere 10 üzeri eksi 2'ler burada artık gitti. Ortak parantezi alarak da görebilirsiniz ama direkt götürmekte zarar yok arkadaşlar. Peki şuraya yapalım. 0,09 ile 0,03'ü toplayacağız. Ondalıklı sayılarda virgüller alt alta gelecek şekilde yapıyorduk bu işlemi. Yani 0,12 gelecek. Aşağıda da 0,012 var arkadaşlar. Burayı isterseniz 12 bölü 100 diye yazın. Burayı da 12 bölü 1000 diye yazın. Ters çevirip çarptığınızda 10 geldiğini göreceksiniz. İkinci öncülümüz de doğru. Peki. Şimdi bakalım 32. kuvvetler var burada da ortak. Yani sayıyı büyütmem gerekiyor. Sayıyı büyüttüğüm için de arkadaşlar üzerine azaltmam gerekiyor. 1, 2, 3 basamak kaydırdığımda 3 basamak azaltırsam aslında burası 5 çarpı 10 üzeri 32'dir. Bu tarafta yine 1 basamak kaydırdım, 1 azalttım. 8 çarpı 10 üzeri 32'dir. Aşağıda ise direkt 10 üzeri 32 var. Bunlar yine birbirini götürecek. 5 artı 8'den bu işlemin sonucu 13 gelecek. Cevap E seçeneği. 14. sorumuza bir bakalım. Buna göre x artı y toplamı kaçtır demiş. Ben burada taraf tarafa toplasam kök x'lerden kurtuluyorum. 2 tane kök y'nin 20 olduğunu görüyorum. Yani kök y ifadesi 10 arkadaşlar. Haliyle de y ifadesi burada 100 gelecek. Peki herhangi bir yerde yerine yazalım. Örneğin ilk denklemde 10 dedik eksi kök x'in 3 olabilmesi için kök x'in burada 7 olması gerekiyor. Bu da x'in 49 olduğu anlamına geliyor. Toplam 149'dur. B seçeneği. Geldik 15. soruya yani son sorumuza. Yukarıdaki işlemde a eşittir y eksi 1 dönüşümü yapılırsa aşağıdaki ifadelerden hangisi elde edilir demiş. Şimdi a y eksi 1'e eşitse arkadaşlar y değeri de burada a artı 1'e eşit olmuş oluyor. Önce onu bir yazalım. Y değeri bu kısımda eksi 1'i karşıya atarsak a artı 1 olacak. Y eksi 1'i zaten a olarak vermiş. Onu da şöyle tekrar düzelteyim. Y eksi 2 diyor bakın bundan 1 çıkart diyor. Yani a eksi 1'e eşit olacak. Bununla toplayacağız y artı 1'i. Y artı 1 de arkadaşlar a artı 2'ye eşit oluyor. Y artı 2 demiş a artı 3'e eşit oluyor. Şimdi burayı en sade haline getirmeye çalışacağız. Önce üçlü çarpımlarda ikili çarpımı yapmakta fayda var. Yani burası a kare artı a. Ben bunu bir de a eksi 1 ile çarpıyorum. Çarpalım. A küp eksi a kare artı a kare eksi a gelir. Yani bunlar gider. A küp eksi a var. Bir de şurayı çarpalım arkadaşlar. A kare artı şuradan. 3 tane a geldi. 2 tane daha geldi. 5 tane a oldu. Bir de 2 kere 3'ten 6 gelecek bu kısımda. Gördüğünüz gibi şu kısımda en son kalan ifade a küp artı a kare artı 4a artı 6'dır. Yani cevabımız A seçeneği. Sayılar 7 testinde görüşmek üzere.